Merhaba arkadaşlar. Bir süredir Warzone'u inceleyeceğiz diyoruz ama önce biz biraz öğrenelim dedik, sonra oyuna yeni bir patch geldi, değişiklikler oldu derken yeni inceleyebildik. İyi de oldu. Birkaç bir şey değişti. O değişiklikleri son haliyle yansıtmış oluruz sizlere. Diğer Battle Royale oyunlarla benzerlikleri ve farklılıkları ne? Nelere dikkat etmeniz lazım? Onları anlatacağız bu videoda. İlk olarak oyun ücretsiz. Battle.net'ten indirebiliyorsunuz. 80 GB kadar bir boyutu var. Çünkü Modern Warfare'i tamamen indiriyorsunuz. Bu Warzone Modern Warfare'in içinde bir mod, bir nevi. O yüzden tamamen indiriyorsunuz. Warzone'u ücretsiz oynuyorsunuz. Cross platform var. Yani Xbox, PlayStation ve PC oyuncuları birlikte oynayabiliyorlar. Cross platformu kapat seçeneği var ama şimdi kapatamıyorsunuz. Yani kapatsanız da izin vermiyor ya da kapatmanıza izin vermiyor. Warzone içinde Battle Royale ve Bloodmoney olmak üzere iki tane mod var. Bu videoda Bloodmoney'e değinmeyeceğiz ama Battle Royale öğrendiğinizde Bloodmoney de zor gelmeyecektir. Battle Royale solo, duo ve trio squad olmak üzere 3 seçenekli geleceklendi. İlk başta sadece squad vardı. Yakın zamanda solosu geldi. Duosunu da eli kulağındadır herhalde. Ama duo girmek isterseniz veya solo vs squad girmek isterseniz de buradaki seçeneği don't fill yap yeterli. Bunu aktif edince size tanımadığınız bir oyuncu verip partinizi doldurmuyor. Siz kaç kişiyseniz, 1 veya 2 iseniz 3. gelmiyor. 1 iseniz 2 veya 3 gelmiyor. O şekilde oynayabiliyorsunuz duo'nuzu. Şimdi eski bir Call of Duty oyuncusu olarak diyebilirim ki bu Warzone Fortnite'dan, PUBG'den, Apex'ten, Battlefield'den sevilen ne varsa hepsini derlemiş bize göre. Tabii önceki Call of Duty modellerde olan icatları da korumuş. Üzerine kendi de 1-2 yeni bir şeyler eklemiş ve gayet de güzel olmuş. Fortnite'dan loot olayını almış mesela. Öldürdüğünüz oyuncuların tüm loot'u yere saçılıyor. Üzerinden geçtiğinizde mermileri ve parayı, bir de shield'ı otomatik olarak alabiliyorsunuz. Silahları da değiştirmek isterseniz kendiniz seçiyorsunuz. PUBG'deki ve Battlefield'deki gibi araçlar var ve araç kullanımının oyuna ciddi bir etkisi var. Araç kullanıyorken oyun TPP oluyor. Yüksek hızlılar daha az korunaklı, ağır olanlarsa daha güvenli sürüş keyfi sağlıyor. Apex'ten yüksekten atlama, kalkan sistemi, self revive, bir de respawn özelliğini almış. Evet, Apex'teki gibi direkt yere atlayamıyorsunuz ama yere inmenize bir saniye kala paraşütü açtığınızda düşman hasarı almıyorsunuz. Yani yükseklerden atlayabiliyorsunuz Apex gibi. Yelek olayında da Apex'teki shield cell neyse Warzone'daki de armor plate o. Maksimum 3 kalkan basabiliyorsunuz ve toplamda 5 ekstra kalkan taşıyabiliyorsunuz. Respawn sistemi de bildiğiniz gibi ilk Apex'te başladı. Ölen bir arkadaşınızın banner'ını aldığınızda respawn beacon'larda arkadaşınızı kaldırabiliyordunuz. Bunda da banner almanıza gerek olmadan ölen arkadaşınızı $4,500 karşılığı marketlerden hayata döndürebiliyorsunuz. Tabii video sonuna değineceğimiz Gulag mekanı var bir de. O da tamamen Warzone'un özgün tasarımı ve çok keyifli, aynı zamanda mantıklı da olmuş. Şimdi oynanış olarak anlatmak gerekirse iki şey çok önemli. Birincisi para, ikincisi de loadout denilen silah seçimleriniz, silah eklentiniz ve perkleriniz. Perklerinde ne olduğunu kısaca değinelim bu videoda ama loadout ve perkler için ayrı bir video yapmak gerekli. Çünkü çetrefilli ve önemli bir mevzu. Ona ayrı bir video yapıp Türkçe'ye çevirerek neyin ne olduğunu size anlatırız sonraki videolarda. Perk denen şey loadoutlarda seçebildiğiniz ve karakterinize kazandığınız bir nevi yetenek. Örneğin Cold Blooded perkünü aldığınızda termal dürbünlerde görünmüyorsunuz. Overkill perkünü, yani yeteneğini aldığınızda ikinci silahınızı tabanca yapmak yerine aynı birinci silahınız gibi AR veya sniper rifle seçebiliyorsunuz. Yani bir tane assault rifle'ınız var diyelim. İkinci silah tabanca değil sniper oluyor. Bir assault rifle, bir sniper oynuyorsunuz loadout'unuzu aldığınızda. Bunun gibi detaylı ve önemli bu perkler. Ona sonraki videolarda değiniriz artık. İlk olarak parayla başlayalım. Kendi loadout'unuzu almak için, kalkan için, radar için, barış için, insanlık için, self revive yani baygınken kendinizi kaldırmanıza yarayan zımbırtı için ve birçok şey için paraya ihtiyacınız var. Parayı da sandıklardan, oyuncuları öldürüp onların parasını lootlayarak ve görevleri yaparak bulabiliyorsunuz. Bu görevlerde Bounty, Scavenger ve Recon olmak üzere 3 tane. Hızlıca onlara değinelim. Bu görevler nedir? Ne yapmanız gerekiyor bu görevleri aldığınızda? Bounty görevini başlattığınızda yakınlarınızdan bir oyuncu hedef seçiliyor ve haritada yeri belli oluyor. Sol üstte kişinin nickini, görevin süresini görebiliyorsunuz. Gidip o hedefi öldürdüğünüzde para kazanıyorsunuz. Ölürseniz de o hedef oyuncu ve takımı para kazanıyor. Ha, burada siz görevi yaptığınızda Bounty'yi siz başlattınız diyelim ki ve Bounty'yi öldürdünüz. O hedefi öldürdünüz. Tüm takım bu parayı kazanıyor. Ölürseniz de karşı tarafın tüm takımı parayı kazanıyor. Aynı zamanda bir takım tek görev alabiliyor. Yani biriniz bounty başlatıp diğeri scavenger görevi başlatamıyor. Bir görev başladığında o görev süresi bitene kadar veya tamamlanana kadar başka görev alamıyorsunuz yani. Başka bir takımda bounty görevi başlattığında hedefsiz olursanız onun da bilgisi yine sol üstte size geliyor. Altında da tehlike seviyesi gösteriliyor. Yani sizi avlayanlar size ne kadar yakınsa ona göre uyarı çıkıyor. Diğer görev olan scavenger'da size bir loot sandığına yönlendiriyor. Bu sandıklardan level'lı silahlar, gaz maskesi, UAV yani radar gibi değerli ekipmanlar çıkabiliyor. Bir sandığı açtığınızda bir diğerine, sonra bir diğerine yönlendiriyor. En sonunda da paranızı alıyorsunuz. Son görevimiz Recon. Bu görevi başlattığınızda hedeflenen bir alanı ele geçiriyorsunuz. Capture the flag gibi yani bir nevi. O alanda bekleyip ele geçirdiğinizde size armor plate ve mermi gibi ödüller veriyor. Ne kadar çok kişi beklerseniz o kadar çabuk ele geçiriyorsunuz. Ve bu ele geçirme işlemi başladığında gökyüzüne bir işaret fişeği atılıyor. Yani düşmanlarınıza yerinizi belli etmiş oluyorsunuz. Bu ele geçirmeler bittiğinde yüklü miktar para kazanıyorsunuz ve bir sonraki dağılmanın yerini görebiliyorsunuz. Apex'çiler biliyordur. Pathfinder'ın pasif özelliği de birebir aynı bu özellik. Şimdi bu görevleri yaptınız, paraları kazandınız diyelim. Hemen en yakın veya en güvenli gördüğünüz markete gidip harcamanız lazım. Almanız gerekenler öncelikle loadout drop marker. $8,500 fiyatı var. Bu drop
olup 3 kişinin lootlayabileceği bir airdrop. Bunu aldığınızda X tuşuna basıp atıyorsunuz. Attığınız yere çok kısa bir sürede geliyor ve oyunun standart loadout'unu veya kendinizin önceden yaptığı loadout'u içeriyor. Bir kez lootlayabiliyorsunuz. Yani herkes birer kez lootluyor. 3 kez lootlanabiliyor. Ve eklentiyle birlikte hızladığınız silahınızı, ikinci silahınızı, bombalarınızı ve perklerinizi içeriyor. Eğer loadout menüsünden kendinize bir loadout yapmadıysanız oyun öğrenene kadar custom loadout yerine oyunun size verdiği hazır loadoutları seçebilirsiniz. Buna biraz daha eklentili olduğu için hiç ayar yapılmamış custom loadoutlardan daha iyi. Oyuna yeni başladınız diyelim. Silahlarınız level'sız. Öyle olunca silahlara attachment takamıyorsunuz. Daha iyi attachment'lar daha yüksek level'larda geldiği için kendi loadout'unuz biraz daha değersiz oluyor yani. O yüzden oyunun kendi verdiği loadout'ları başlarda kullanmak daha mantıklı. Sizin loadout'unuzu başka oyuncular açamıyor. Siz de onların loadout'unu açamıyorsunuz ama Apex'te olduğu gibi belli aralıklarla oyunun kendi attığı loadout drop'lar oluyor. Çok parasızsanız bunları da lootlayıp kendi loadout'unuzu alabilirsiniz. Loadout dışında kalkan, radar, hava saldırısı, mermi kutusu gibi bütün ihtiyaçlarınızı da bu marketlerden alabiliyorsunuz. Yalnız dikkat edin, marketlere çok kemplenler oluyor. Siz paranızı harcamaya gittiğinizde siz paranızı harcayamadan market başında hangisini alsam diye seçerken sizi indiriyorlar ve tüm paranızı alıyorlar. Şimdi diyelim ki öldünüz. Video ortalığında bahsettiğimiz Gulag modunu anlatalım. Bir sefere mahsus olmak üzere öldüğünüzde Gulag hapishanesine gidiyorsunuz ve burada sıranızı bekleyip başka ölen oyuncularla düello yapıyorsunuz. İki farklı shotgun ve iki farklı pistol olmak üzere aynı silahlarla VS atıyorsunuz. Bu arada pistoller 3'e çıkmış galiba. Desert Eagle'a gelmiş. 3 farklı pistol, 2 shotgun var diye biliyorum. Hayatta kalan oyuncu oyuna tekrar dönüyor. Arkadaşların üstünde tekrar paraşütle atlıyor yani. Bu silahlara ek olarak stun grenade, frag grenade gibi bombalarınız da oluyor. Onları da aktif bir şekilde kullanabilirsiniz bu VS durumunda. Burada kalkanınız olmuyor. Bu yüzden ölmek ve öldürmek çok kolay. Canınız azaldığında da normal oyunda olduğu gibi kaçıp canınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim bu arada. Normal oyunda da hani canınız azaldığında canınız doluyor ama shield'ınız dolmuyor. Yani shield'ınızı doldurmanız lazım. Canınız kendinden yükseliyor. Eski Call of Duty'lerde olduğu gibi. Düello uzadığında da ortada ele geçirmelik bir bayrak beliriyor. Bunun dibinde bekleyip ele geçirerek de düellodan galip çıkabilirsiniz. Süre bitene kadar kimse kimseyi öldürmez veya bayrağı ele geçirmezse iki oyuncu da başarısız sayılıyor. İkiniz de ölmüş sayılıyorsunuz yani. Tekrar gelemiyorsunuz. Arkadaşınızın sizi kaldırması gerekiyor. Bir de çok nadir olsa da iyi halden bırakılma durumu var. Siz Gulag'desiniz ve uzun süre başka ölen oyuncu olmadı. Kimseyle eşleşemediniz. Öyle durumlarda sizi düellosuz tekrar başarılı sayarak bırakıyor. Tekrar oyuna dönüyorsunuz. Ama dediğimiz gibi bu bir sefere mahsus. Bir kez öldüğünüzde Gulag'a gidiyorsunuz. İkinci öldüğünüzde artık Gulag yok. Bir de oyun sonlarına doğru artık Gulag olmuyor ve bunun anonsu geliyor. Artık Gulag kapanmıştır diye. Yani bu hakkınızı kullanmadıysanız oyun sonunda son daralma veya bir önceki daralma olması lazım. Onda artık Gulag'a dönmüyorsunuz yani. Ayrıca takım olarak öldünüz diyelim ve takım arkadaşlarınızla aynı koğuşa düştünüz. İlk düelloya giren arkadaşınız kenardan izleyip düşmanın yeri hakkında bilgi verebilirsiniz. Siz Rıza gibi bilgi vermeyin. Adama göre anlatıp sağında deyip o sizin solunuzdan gelip sizi öldürmesin yani. İyi info verecekseniz arkadaşınıza info verin. İyi info veremeyecekseniz sessiz olup onun biraz ses kasmasına destek olabilirsiniz belki. Bu arada sadece info verme değil, rakibi şaşırtmak amaçlı ona taş da atabilirsiniz. Yani arkadaşınız VS atıyor o sırada, siz adama taş atıp veya arkasına taş atıp ses yapabilirsiniz. Taş atma olayı var. Ama 5 tane taşınız var. Sınırsız sanmayın. Yeni başlayanlar için anlatacaklarımız bu kadar. Ama dediğim gibi Blood Money, silah eklentileri, loadoutlar, perkler ve ayrıca marketten satın alınan ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi rehber videolarımızda yakın zamanda burada paylaşırız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız, evde kalmanız ve kendinize çok iyi bakmanız bizim için önemli. Görüşmek üzere. We'll be right back.